Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten oynamaktan çok keyif aldım. Korkudan beni yerle bir eden bir oyunun, yeni oyununun videosuna bakacağız. Tabii ki bu oyunumuzda Walking Dead, Walking Dead Onslaught diye bir şey. Umarım doğru telaffuz etmişimdir arkadaşlar. Eğer ola ki yanlış söylediysem kusuruma bakmayınız. Şimdi bir yandan hemen geçelim. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar Steam sayfası oyunun. Oyunumuz tabii ki de bir sanal gerçeklik oyunu. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift destekleyecek. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen böyle fragmanına geçmeden öncesinde bu oyunun önemli kısımlarından bahsetmek istiyorum. Benim için önemli olan iki kısmı var. Bu önemli iki kısma girmeden öncesinde de hemen şunu belirtmek, söylemek istiyorum ki bu oyun arkadaşlar bir önceki Saints and Sinners'ın yapımcılarından farklı. Bu oyunu Survios yapıyor. Hemen bir öncekinde Skydance Interactive yapıyormuş arkadaşlar. Şimdi farklı olması, ya biliyorum evet ilk oyun güzel mekaniklere sahipti, hoş şeyler yapabiliyorduk. Ancak açıkçası bu oyunun özellikleri bana çok daha fazla şey vaat etti gibi geliyor. İlk olarak arkadaşlar silahlarımız oyunda kırılma derecesi olmayacak. Hani bu başlangıçta belki şey gibi geliyor olabilir size, ne denir ya işte abi kırılır yani gerçekçi diyorsunuz ama hani Saints and Sinners'da gerçekten abartmışlardı hani sürekli ne bileyim satırım kırılıyor, tabancam kırılıyor. Hani ya düşün, şöyle düşünün. 3 el mermi değiştiriyorum, şarjör değiştiriyorum daha doğrusu. Tabanca kullanılmaz hale geliyor. Yani bir yay yapıyorum. 10 tane ok attıktan sonrasında elimde parçalanıyor abi, olacak iş mi bu da? Şimdi bu oyunda bunu iptal ettiler. Eşyalar kırılmayacak. Bunu söylediler öncelikle. Bu da beni çok sevindirdi. Neyse, önemli iki noktadan bahsediyorduk arkadaşlar. Neydi acaba o önemli iki nokta? Şu anda o kadar laf lafı açtı ve şey oldu ki hatırlamakta güçlük çekiyorum. Evet, hatırladım arkadaşlar. İlkinden zaten biraz önce de bahsettim, silahların kırılabilitesinin olmayacağı. İkinci noktada arkadaşlar, bu oyun başlangıçta duyurulduğunda co-op olarak duyurulmuştu. Co-op olarak duyurulmuştu. Ancak yapımcılar sonrasında, şöyle hatta size de göstereyim, bayağı bir tepki de çekti Steam'de. Topluluk merkezinden mi giriyorduk? Tartışmalar. Mesela buraya hemen What the fuck Survios? We want co-op diye böyle başlık açmışlar. Bunun gibi birkaç tane daha böyle co-op başlığı vardı. Belki aşağılara kaymış olabilir veya şu an gözüme batmıyor olabilir arkadaşlar. Ama şu başlığa baktığımızda insanlar bayağı şikayetlerini dile getirmişler ki ben de bu başlığa birkaç şey böyle içerlenip yazmıştım. İşte biz de istiyoruz co-op. Bize söz vermiştiniz, bunu tutmak zorundasınız gibi 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 şeyler yazdım arkadaşlar. Yani geliştiriciler de ya tabii böyle daha emirvaki bir şekilde demedim de hani böyle demiştiniz, sizler oyunculara sözlerini tutan geliştiricilerden olun ki oyuncular da sizin oyunlarınıza güvenip sürekli olarak satın alsınlar tarzında bir şeyler söyledim. Şimdi şöyle bakalım abiler. Evet. Benim İngilizcem çok şey değil, iyi değil. O yüzden Google Translate'den sizlere daha sağlıklı. Google Translate artık ne kadar sağlıklı çeviri yapabiliyorsa. Neyse. Diyorlar ki hani co-op bu özelliğiyle ilgili topluluğa katıldığınız ve Walking Dead Onslaught ile ilgili düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca kooperatifin oyundan kaldırılması ile ilgili haberlerdeki bazı olumsuz tepkilerinizi tamamen anlıyoruz. Buna başka bir başlıkta değindim ancak bu karar zordu. Standartlarımızı karşılayan cila ve kalite seviyesine ulaşamamakla sonuçlandı.
Oyunda kooperatif olmayı sevmemize rağmen sadece sahip olmak uğruna bir özellik eklemeyi istekli değiliz. Hepimizin üzerinde sıkı çalıştığımız tek oyunculu deneyimden keyif alacağınızı umuyoruz diye tabii. Kafasında bir mesaj atmışlar. Orijinali de şurada. Artık ne kadar doğru çevirdiğini İngilizce bilen arkadaşlarımız oradan şey yapar böyle falan. Şöyle demiş, böyle demiş daha doğrusu diye. Aa, hemen hemen bu kafada bir şeyler. Tabii insanlar kimi sinirlenmiş, kimi ben tek de olsa oynarım demiş. Şahsen ben de tek de olsa oynayacağım. Oyun gerçekten güzele benziyor. Şimdi birazdan da sizlere onu da göstereceğim arkadaşlar. Ama hani keşke co-op olsa. Ama bu kadar şikayet var. Birçok kişi almayacağını belirtmiş oyunu. Hani co-op gelsin öyle alacağım. Ben bu oyunu co-op gördüğüm için oynamak istiyordum diye. Belki bu kadar şikayetten ve şeyden sonrasında korkup şey yaparlar. Lan biz co-op'u da getirelim. Belki derler. Evet, bu arada hani şey, şundan da bahsedeyim. Bazı arkadaşlar şey der ya, abi işte hikayeyi engelliyor, şu oluyor, bu oluyor, single play olması daha iyi falan. Arkadaşlar, oyuna öyle bir konsept getirmişler ki zaten anladığım kadarıyla Walking Dead'in dizisindeki karakterler olarak oynayacağız. Oradan da gördüğünüz gibi böyle zaten ekip olarak takılıyorlar ya. Hani co-op olarak oynamak gerçekten bu oyun için inanılmaz uygun. Hani keşke getirseler. Umarım bir değişiklik yapıp getirirler ki ben de Cankan kardeşimle beraber bu zombi dünyasının içine artık biraz daha az korkarak girebileyim. Ya artık daha az korkmak istiyorum arkadaşlar. Bu oyunlar beni gerçekten geriyor ve korkutuyor. Neyse. Fazla geyik yaptım. O yüzden şimdi hemen oyunun yayınlanan videosuna geçeceğim. Bu arada arkadaşlar hani neden Steam'den açmıyorsun lan diyecek olursanız Steam'de bu ekranı büyüttüğümde şu aptal kısım, fareyle gösterdiğim aptal kısım aşağıya kaymıyor. Neden? Hiçbir fikrim yok. O yüzden ben de size aynısını YouTube'da buldum. Açacağım ve göstereceğim şimdi. Öyleyse hemen geçelim arkadaşlar. Yayın kalitemizi de ayarlayalım. Öyleyse başlatalım. Bakalım nasıl. Let the city burn. Öf, zombi kalabalığına bak abi. Abo. Kanlar falan bayağı iyi olmuş ha. Came back. Covered in blood. Tell me what happened. Just because we're the ones breathing. Oh. Tell me we're living. Aa, bir zıplama mekaniği de var galiba. From one fight to the next. Ay. What I'm doing ain't about surviving. I'm trying to live. Abi yumruk attın. Neydi öyle? Things might be better behind these walls. Still ugly out there. Evet. Aa, süper gözükmüyor mu oyun? Ya şey kısımları çok hoşuma gitti. Şimdi oyunun belli başlı birkaç gameplay'i vardı. Oralarda böyle çok da hoş gözükmüyordu. Böyle çok da keyifli gözükmüyordu. Ama oyunu bayağı bir cilalamışlar. Hem mekanik bakımından hem de oynanış bakımından. Yani elime o katanayı alıp böyle karakteri ortadan ikiye böleceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel. Yani bu şeyde yok. Bir önceki oyunda yoktu. Bunun dışında dikkatimi çekti. Zıplama da koymuşlar. Çünkü bir yerden böyle aşağıya pat diye iniyordu.
Oyunlarda bu arada VR oyunlara genelde zıplama da koymuyorlar arkadaşlar birçoğuna. Nedense hiçbir fikrim yok. Sakın VR oynarken sakın arkadaşlar şey yapmayın. Kendiniz gerçek hayatta zıplamaya çalışmayın. Düşebilirsiniz. Tehlikeli. Gerçekten tehlikeli arkadaşlar. Şey olayına da bayıldım. Hani bıçağı saplıyor şurada. Bir dakika yerini de bulalım. Don't mean we're living. We've just survived. From one fight to the next. What I'm doing ain't about surviving. Neredeydi? I'm trying to live. Abi saplıyor, yetmiyor, bir de yumruk atıyor. Ne yaptınız siz ya? Gerçekten, gerçekten güzel özellikler arkadaşlar. Yani VR'da gerçekten insanın gerçek hayatta yapabildiği gibi birçok şey yapabilmesi keyifli. Umarım tırmanmayı da eklemişlerdir. Bu arada şey de bana daha güzel geldi. Saplama mekanikleri de güzel geldi. Gayet yani gerçekçi. Grafikler biraz şey duruyor. Biraz çamur gibi duruyor. Kendilerine belli bir tarz şey yapmışlar. Ama açıkçası VR'da oynarken yani oyunun içinde olduğunuzdan bu grafikler de bence gayet şey. Baksana. Bak. Baya gerçekçi yani, saplıyorsun direkt almıyor, böyle kalıyor orada. Bu zombileri kesmek için gerçekten sabırsızlanıyorum şu anda. Beni oyun gerçekten çekti. Oynamak istiyorum bir an önce. Arkadaşlar oyun 2 hafta içerisinde 29 Eylül'de çıkacak. Oyunu satın aldım ben çoktan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kütüphanemde duruyor. 3 arkadaşımın daha istek listesindeymiş. Cankan Keser, John Wick abimiz, Doğa abi ve Yağız Ekse. Sende bir yer var mıydı? Ya, varmış demek. Neyse, oyun gelir gelmez arkadaşlar, oyunu oynamaya başlayacağım. Bir önceki oyunda ne oldu? Onu da oynuyorsun diyen arkadaşlar. Ya abi, oyunun sevmediğim birkaç özelliği var Saints and Sinners'ın. Birincisi, sürekli zombi spamlanıyor ama hani bu şey derecesinde bir spamlanma. Şimdi abiler, arkadaşlar şey yapıyorum, bir odaya giriyorum, içerideki zombileri temizliyorum. Oyunda gün geçtikçe çıkan zombilerin sayısını arttırıyorlar. Hani zombileri kestikten sonrasında farklı bir odaya giriyorum. Orada bir iki loot yapıyorum ve geri dönerken o odanın içinde tekrar zombi çıkmış oluyor. Hani yani anlatabiliyor muyum? Birader bir nefes almama izin ver ya. Zaten silahlarımın kırılma derecesi var. Deli gibi zombi spamlıyorsun. Yapma ya. Biraz dengeli olması lazım. Oyun biraz fazla dengesiz. Ancak bu Servius'un, ben diğer oyunlarını da oynadım. Çok güzel oyunları var. Ravdata gibi. Hatta şöyle bakabiliriz de beraber isterseniz hemen. Mağaza sayfası. Aynen, Ravdata. Creed Rise of the Glory muhteşem arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir boks oyunu. Hani VR'da gerçekten böyle en iyi dövüş oyunu ne derseniz bu Creed Rise of the Glory ve co-op olarak da oynayabiliyorsunuz. Cankan'la bununla ilgili dövüştüğümüz bir video var. Bilmeyen arkadaşlara öneririm, şöyle göstereyim. Neredesiniz? Şöyle aşağılara insek. Evet ya, fazla video çekmişiz. Kanal aslında dolu dolu bayağı. Ama işte abone sayımız az. Aynen, en gerçekçi boks oyunu. Creed Rise to Glory. Neden Rise of diye okuyorum sürekli? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hani şöyle çok küçük göstereyim. Bayağı kendimi de koymuşum. Eğiliyorsunuz, şey yapıyorsunuz, kendinizi toparlamaya da çalışıyorsunuz. Gayet hoş uyarlamışlar. VR'ın en zevkli böyle, en zevkli arkadaşlar VR'ın böyle dövüş oyunlarından. Hani o yüzden Co-op'ta da aslında güvendiğim bir firmaydı ama nedense şey yapmadılar bu sefer.
Yani bu son çıkardıkları oyunda co-op'a çok da yönelmediler. Bizi de üzdüler o bakımdan. Bunun dışında Spirit Vector arkadaşlar, bunu da kanalda bulabilirsiniz. Cankan'la oynadık. Çok keyifli bir gene co-op yarış oyunu ama böyle hani şey, bayağı kafa bir yarış oyunu ya. Pistlerde koşuyorsunuz kendi kollarınızı kullanarak. Hani böyle ileri geri ileri geri aynen koşuyormuş gibi yapıyorsunuz. Zıplıyorsunuz, hopluyorsunuz, eğiliyorsunuz. Ne bileyim, özellikler alıyorsunuz. Böyle arkadaşınıza o özelliklerle saldırabiliyorsunuz. Hani o grafikleriyle olsun, oynanışıyla olsun arkadaşlar, sizi içine deli gibi çekiyor oyun. Yani ben çok seviyorum. Tabi Cankan beni yenemediği için o çok da sevmiyor oyunu falan. Adamların oynamadığım oyunu olarak bir şey var abiler. Battle Week, bu da içime sinmediği için almadım. Biraz daha bunu co-op ve şey bekliyordum. Gene co-op da arkadaşlar. Yani deniz savaşı ama bir gemiyi bir kişi kontrol ediyor. Hoşuma gitmemişti. Açıkçası biraz daha böyle ne denir, bir oyun vardı. Şu anda bir oyun vardı, evet, ismini hatırlamıyorum ama büyük bir ihtimalle siz hatırladınız o oyunun ismini. Denize açılıyorsunuz, arkadaşlarınızla beraber gemiden böyle hem co-op savaşabiliyorsunuz, online savaşabiliyorsunuz, böyle adaya iniyorsunuz, şey yapıyorsunuz, malzemeler topluyorsunuz, topları yönlendiriyorsunuz, böyle ateşliyorsunuz, deniz yaratıklarıyla bazen savaşabiliyorsunuz. O oyun, evet, o oyun. Başta Microsoft'ta vardı, şimdi Steam'e de geldi kendisi. Evet, oyun. Onun gibi bir şey bekliyordum. Böyle çok daha basitini indirgemişler. O yüzden hoşuma gitmemişti. Walking Dead gerçekten yapmış oldukları en güzel oyun olacak gibi duruyor arkadaşlar. Beni bu bakımdan etkiledi. Yani filmdeki karakterlere kadar alabileceğimiz, oynayabileceğimiz bir oyun arkadaşlar. Şimdi. Bu arada söylemek istiyorum. Oyunu çıktı gibi oynayacağım. Tabii inmesi biraz uzun sürebilir. Aslında çok da uzun sürecek gibi sanmıyorum, düşünmüyorum. Ne kadar sürecekmiş? Hemen şöyle bakalım. 7 GB'lık bir oyun. Yani bir iki saate indiririm ben bunu diye tahmin ediyorum. Bir aksilik çıkmazsa eğer ki arkadaşlar. Ve sizler de izlerim, katılırım diyorsanız bu oyunun ilk bölümünü canlı yayın açarak yapmayı düşünüyorum. Eğer bu canlı yayına katılır, sizler de destekler izlerseniz sevinirim. Walking Dead'i bizden, Finrod'dan takip edin arkadaşlar. Öyleyse güzel arkadaşlar, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten beni heyecanlandıran bir oyun oldu. Heyecanla bekliyorum, biraz geç haberini yaptım. Bayağıdır oyun gündemde. Birkaç bilgisayar donanımsal sıkıntılarım oldu, onlarla uğraşıyorum. Ya böyle işte yeni ek bilgisayara yapmalar gibi. Tabi bunlar da benim video çekme aralıklarımı bir derece etkiledi. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Ancak olabildiğince sık bir şekilde video akışına geri döneceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.